Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Duan Zapata menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti. Fenerbahçe ile adanılan Zapata ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Duan Zapata'nın menajeri oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi. Fenerbahçe henüz Zapata'nın menajerine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Cessus'la devam edip etmeme ve yeni teknik direktör gelmesi durumunda onun görüşü alınarak Zapata ile ilgili kesin karar vermesi bekleniyor. Gelecek sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önemli transferler yapacağını söyleyen Sinan Engin, Atalanta'nın forveti Zapata gelecek sezon Türkiye'de oynayacak takım ismi vermiyorum diyerek futbol severleri heyecanlandırmış da. Canlı yayında konuşan Sinan Engin, Zapata Fenerbahçe'nin gündeminde birçok oyuncu gündeme gelir bu normal. Fenerbahçe isterse yalanlayabilir ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Koç'a transfer çağrısında bulunan Sinan Engin, Ali Koç Allah aşkına transferi de Cessus'a bırakma. Zapata gibi bildik bir ismi al, bu isimleri al, Hoca oynatmazsa senin yapacak bir şeyin olmaz ama sen bu tip isimleri Fenerbahçe'ye getir dedi. Sakatlığı nedeniyle Atalanta'da sezonu kapattığı konuşulan Zapata, Atalanta formasıyla bu sezon 25 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Atalanta'da toplam 189 maça çıkan oyuncu 81 gol ve 43 asist yapmıştı. Öte yandan Zapata, Kolombiya milli takımında 34 maçta 4 gol kaydetti. Diğer yandan Fenerbahçe bonservisi Paris Saint Germain'de olan Juventus'ta kiralık oynayan Leonardo Paredes için devreye girdi. Juventus'un Arjantinli orta saha oyuncusuyla devam etmeyeceği kesinleşirken Galatasaray'ın listesindeki yıldız oyuncu için sarı lacivertlerin ciddi adımlar attığı iddia ediliyor. Parades'in bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'de 28 yaşındaki futbolcuyu göndermek isterken ile olan kontratı 2024 yılında bitecek Parades'te bu yaz Fransız ekibinden ayrılma hedefinde. Tam da bu noktada Fenerbahçe'nin transfer için devreye girdiği 3-4 milyon euro civarında bir bonservis ücretine transferi bitirmeyi planladığı öne sürülüyor. İtalya Serie A'da Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Parades'in iyi bir senelik ücrete Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Fenerbahçe bu hamleyle birlikte hem Galatasaray'a çalım atmış olacak hem de önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmış olacak. Fenerbahçe ve Parades transferine dair gelişmeler ilerleyen günlerden netleşebilir. Sarılacıbeltlerin transfer dönemini Parades ile açabileceği de konuşuluyor. Leonardo Parades bu sezon 36 maçta forma giyerken 1 gol 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirlenen Arjantin Yıldız kariyerinde Zenit, Empoli, Roma, Boca Juniors ve Chievo Verano'da forma giydi. Öte Fenerbahçe gelecek sezon devam edecek 8 artı 3 yabancı kuralını dikkate alarak milli futbolcu Mert Müldür'ü gündeme aldı. Adı sık sık üç büyükler için transfer haberleriyle anılan ve son olarak Galatasaray'ın takibi aldığı Mert Fenerbahçe'nin de listesinde. Asıl görev yeri sabek olan ancak stoper ve sol bekte forma giyebilen milli futbolcu kulübü, asıl görev yeri sabek olan ancak stoper ve sol bekte oynayabilen milli futbolcu ve kulübü Sassuola ile pazarlıklar başladı. Bu sezon ciddi sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Kanarya'nın teklifine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. İtalyan kulübü de mukavelesinin son senesine girecek olan futbolcudan para kazanmak istediği için satmaya hazır. İlk görüşmede Fenerbahçe cephesinden 2,5 milyon euro geldiği çizme temsilcisinin ise 5 milyon euroluk bonservis beklentisi içinde oldukları aktarıldı. Cessus'un transfere onay verdiği Mert için görüşmelerin devam edeceği, ortak bir noktada buluşmasının hedeflendiği kaydediliyor. Bu sezon ayak bileğinde yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 30 maç kaçıran Mert Müldür Serie A'da sadece bir maçta 7 dakika oynadı. İtalya kupasında bir mücadelede 45 dakika sahada kalan milli futbolcu hiç skor katkısı yapamadı. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu yeni sezonda yeni bir başlangıç yapmak istiyor.